SOS İstanbul Yarışması 2005 yılından beri Serbest Mimarlar Derneği'nin organize ettiği, çok değer verdiği önemli yarışmalardan birisi. Görmek, okumak, okumayı başkalarıyla paylaşmak. Değerimizi tekrar hatırlamak, onu bir kentsel omurga olarak düşlemek, düşünmek, anlamak, öğrenmek, hatta yorumlamak. Eğitim, sürdürülebilirlik, çevre, içinde bulunduğumuz topluma çözüm üretecek projelerin içinde olmak aslında keyif veren kısmı, işin tatlı kısmı. Yüzün herhangi bir noktasında bir müdahale yaptığınızda aslında bütününde ya da tamamen ummadığınız başka bir yerde bir tepki vermesi mümkün kentin. Dolayısıyla İstanbul ve D100'ü birlikte bütünleşik olarak düşünmek, onunla ilgili farkındalığı oluşturmak için böyle bir konu seçtik. Benim için ifadesi de böyle diyebilirim. Yabancılıkları, yani kentin bölünmüşlüğünü bana göre çok iyi ifade ediyor. Katılan diğer bütün arkadaşların projeyi E5'in dışına da çıkartıp, etrafında gezinip, bazen içinde gezinip farklı fikirler üretmesi aslında tam da beklediğimiz şeydi. SOS yarışmasının hakkını veren bu bir fikir yarışması. Farklı durumları tartışan bir aks diye düşünüyorum açıkçası. 37 projeden 18 proje tekrar değerlendirmeye alındı birinci aşamada ve bunlardan 8 tanesiyle yola devam etmeye karar verildi. D100 Çeperi'nde aslında sık sık rastladığımız iş kuleleri gelecekte atıl kalma potansiyeline sahip yapılardı bizim için. Bütün altyapıyı, sistemi bir ele alarak o kent makro formunu, ulaşım hatlarını ya da diğer durumları ele alarak biz sistemler teması oluşturduk. Biz sadece D100'le değil, hem yerin kendisiyle ilişki kurmayı, hem de D100'ün o yerlerle kurduğu ilişkiyi aslında biraz dert edinmiş olduk. Bizi en çok düşündüren konu umut meselesiydi ve ekonomik küçülme bağlamında nasıl umut verici söylemler ve bu D100'e nasıl bunu eklemlendirebiliriz diye düşündüğümüz zaman daha tevazuya dönük, daha İstanbul'un problemlerini anlayabilecek bir çözüm yoluna gitmeyi hedefledik. En çok üzerine düşündüğümüz konu yarışmanın altyapısını oluşturmak. Biz hangi konudan yola çıkıp onu aslında mekanlaştıracağız, onu çok düşündük. D100 bizim için çok şey ifade ediyor. Kentsel doku oluşumuna katkı sağlayan bir ana omurga görevi görüyor. Bu yüzden kent için çok önemli bir eşik noktası olduğunu düşünüyoruz. İnsan odaklı nasıl gelişebilir D100 daha, bunu irdelemeye çalıştık. Mevcuttaki var olan trafik sistemi ve gelecekte o trafik sisteminin değişmesiyle nasıl mekanlar olabilir? Ya bunları o gelecek tarihine biz o trafik sistemini değiştirerek düşündük.